İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Taşhoran Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı Agitmis grubu eş başkanlarının himayesinde somut tartışmalara dönmeye çağırıyor. Sınırın Yarkunik kesiminde sabah ateşkes yine ihlal edildi. Bir Ermeni askeri yaralandı. Temsilciler Meclisi ABD'nin Azerbaycan'a askeri yardımını azaltma kararı aldı. Batı Ermenistan'daki Aslantepe Höyü UNESCO Dünya Mirası listesinde. Kilikya Ermenistan'da orman yangınları söndürülemedi. Onlarca köy tahliye edildi. 29 Temmuz Ermeni ressam Hovhannes Ayvazovski'nin doğum günü. Batı Ermenistan'ın Malatya kentinde yıllardır kendi haline terk edilmiş Ermeni Taşhoran Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi ve kültürel mirasları evrensel değerler haline getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'da bulunan tarihi yapıları gelecek nesillere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. 1893 yılında yapılan Ermeni Taşhoran Kilisesi, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı. Taşhoran Kilisesi, kültür merkezi ve zaman zaman da ilgili vatandaşlar tarafından kilise olarak ziyarete açık olacak. Kilisenin içerisinde kütüphane bulunacak. Ayrıca kültür merkezinin genel detayı itibariyle geniş bir çevre alana sahip. Alan içerisinde çiçeklendirme, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Ned Price tarafından yayınlanan bir açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın sınırdaki gerilimi azaltmak için acil adımlar atmaya çağırdığı belirtildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki uluslararası sınır boyunca son zamanlarda artan şiddet olayını kınıyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı ateşkes taahhütlerini yerine getirmeye ve durumun gerginliğini azaltmak için acil adımlar atmaya çağırıyoruz. Sınırdaki gerginlikler ancak temel sorunları çözecek kapsamlı bir çözümün iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirebileceğini, bölge halkının barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacağını kanıtlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı soruna kalıcı bir siyasi çözüm bulunması için Agitmis grubu eş başkanlarının himayesinde mümkün olan en kısa sürede somut tartışmalara dönmeye çağırıyor denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bugün sabah 8.40 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırının Geharkunik kesiminde bulunan Ermeni mevzilerine yeniden ateş açtığını bildirdi. Habere göre kısa bir çatışma yaşandı. Ermeni mevzilerinden gerçekleşen eylemlerin ardından düşman ateşkesi durdurdu. Açıklamada 29 Temmuz provokasyonları sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir asker yaralandı denildi. 9.30 itibariyle durum sakinliğini koruyordu. Bugün erken saatlerde Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada gece Azerbaycanlıların ateşkesi ihlal ettiğini bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Kongre üyesi Frank Pallon tarafından sunulan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan'a askeri yardımını azaltacak bir değişikliği onayladı. Frank Pallon tarafından sunulan değişiklikte şöyle deniyor. Uluslararası askeri eğitim ve ders ve dış askeri finansman programı aracılığıyla Azerbaycan'a sağlanan herhangi bir finansman sağlanmayacaktır. Madde, Amerika Birleşik Devletleri yasalarının 333. maddesi uyarınca Savunma Bakanlığı tarafından devredilebilecek isteğe bağlı askeri teçhizatı engellemiyor. Ermeni İşleri Kongre Grubu Eş Başkanı Frank Pallon, meclisin değişikliğe ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı. Batı Ermenistan'ın Malatya ilinin Battalgazi ilçesinde bulunan Aslantepe Höyü, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında Batı Ermenistan'ın bilinen en eski şehir devletinin kurulduğu Aslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesine karar verildi.
Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Tepe, 30 metre yüksekliğinde bir höyük. UNESCO'nun açıklamasına göre alanda yapılan çalışmalar bölgede M.Ö. 6. bin yıldan geç Roma dönemine kadar insan yerleşimi bulunduğunu doğruluyor. Aslan Tepe Höyüğü'nün en belirgin dönemi ise kerpiçten saray kompleksinin inşa edildiği geç kalkolitik dönem olarak gösteriliyor. Aslan Tepe Höyüğü'nün bulunduğu bölgede aralarında dünyada şimdiye kadar bilinen en eski kılıçların da bulunduğu çok sayıda metal nesne ve silaha da rastlandı. Kilikya Ermenistan'ın Mersin, Adana ve Osmaniye illerinde çıkan orman yangınları çok sayıda itfaiyecinin müdahalesine rağmen yerel halk için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Adana'da çıkan orman yangını çevredeki 7 köy sakinleri için ciddi tehlike oluşturdu. Bu köylerden 5'inin sakinleri tahliye edildi, diğer ikisinde tahliye çalışmaları devam ediyor. Mersin'in Aydıncak ve Bozyazı ilçelerinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan hasar gördü. 52 evden 157 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Osmaniye ilinde de orman yangınları rüzgarın etkisiyle yüksek hızla yayılıyor. Yerel yönetim organları çevre köylerin sakinlerini kendi güçleriyle tahliye etti. Hovannes Ayvazovski 17 Temmuz 1817'de Rusya İmparatorluğu'nun Tavrikyan eyaletinin Teodosya şehrinde doğdu. Ölüm tarihi ise 19 Nisan 1900 veya 2 Mayıs 1900'dür. Rus İmparatorluğu'ndaki dünyaca ünlü Ermeni dahi deniz ressamı St. Petersburg, Roma, Floransa, Stuttgart, Amsterdam Güzel Sanatlar Akademilerinin üyesi, 1853'te Rusya Coğrafya Derneği üyesi, Rusya İmparatorluğu Fahri Amirali, Rusya İmparatorluk Akademisi üyesi. Hovannes Ayvazovski 17 Temmuz 1817'de Konstantin Kevork ve Hripsime Ayvazovski Ayvazyan ailesinde doğdu. Ermeni Teodosya Kilisesi'nin rahibi Kevork Ayvazyan'ın oğlu Hovannes'in doğduğunu kaydetti. Ayvazovski'nin ataları 17. yüzyılda Batı Ermenistan'dan Galicia'ya göç eden Galicia Ermenileriydi. Dünyaca ünlü bir ressam olarak memleketi Kırım'da yaşamayı ve çalışmayı tercih etti. Ayvazovski'nin ressamlık yeteneği Simferopol Gimnazyumu ve daha sonra Hovannes Ayvazovski'nin altın madalya ile mezun olacağı St. Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi'nde belirginleşti. İlk döneminde çizdiği peyzaj ve deniz manzaraları için ödüller kazanan ressam, Kırım'ın deniz kenarındaki kentlerinin bir dizi görüntüsünü de çizmeye başladı. Sonra Ayvazovski Avrupa ülkelerine gitti. Hayatının ileri döneminde çizdiği deniz ve gemi resimlerinin serisi, sanatçıya Rusya donanmasının daimi bir çalışanı olmanın onurunu verdi. Ayrıca Osmanlı padişahı için çeşitli resimler çizdi. Bu resimler şu anda Türk müzelerinde yer almaktadır. Türk padişahı Ayvazovski'ye madalya verdi. Ancak 1890'larda Türkiye'de başlatılan Ermenilerin katledilmesi gerekçesiyle Ayvazovski Türk madalyasını köpeğinin boynuna bağladı ve sonra denize attı. 1890'larda Ermenilere karşı işlenen soykırımın zor günlerinde 1895'te Trabzon'da Ermenilerin katliamı, gemilerin yüklenmesi, Türk gemileri Ermenileri Marmara Denizi'ne atıyorlar adlı ve başka resimler de çizerek Türk katillerine karşı öfkesini dile getirdi. 1898 yılında bu resim dizisini Moskova'da sergiledi ve Türkiye'deki mağdur Ermenilere kardeş yardımı koleksiyonu için aynı konulu kara kalem çizimleri de gerçekleştirdi. Katliamdan Kırım'a kaçan Ermeni mültecilere barınma ve maddi yardımda bulundu. 1900 yılında öldü ve yaklaşık 6000 resmi miras olarak bıraktı. En meşhur eserleri Yaratılış, Dünya Tufanı, Ay Gecesinde Napoli Körfezi, Alabora, Karadeniz'de Fırtına, 9. Dalga, Nuh Ararat'tan iniyor, Hrimyan Hayrik Eçmiyaz'ın yakınlarında Ermeni halkının vaftizi, Ermeni savaşçının yemini ve diğerleridir. Çok hızlı ve devasa bir görsel belleğiyle çalışıyordu. Teodosya'daki Kutsal Sarkis Kilisesi'nin avlusunda defnedilmiştir. Bugün için bu kadarını öngördük.
Şimdi size Manatuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ay Heva Heva Sirdıs adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.